Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf ikinci tekrar testi yayınlandı. Bu testin sorularını beraber bakalım. Birinci soruda demiş ki aşağıdakilerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin inceleme alanlarından biri değildir? A. Tanzimat Fermanı, Yahya Kemal'in yetişme şartları, Türkiye'nin coğrafi özellikleri, Fazıl Sun Dağlarca'nın şiir anlayışı, Realizm akımının Servet Fünun'un üzerindeki etkisi. Edebiyat tarihi sadece eseri incelemez, eserin yazıldığı dönemi ve yazarını, döneminin yaşam tarzını ve bakış açısını da inceleyen bir bilim dalı arkadaşlar. Buna göre Tanzimat Fermanı inceleyebilir. Ki Tanzimat Edebiyatı şeklinde bir edebiyatımız da var Batı Edebiyatı etkisinde. Yahya Kemal'in yetişme şartlarını inceleyebilir. Fazıl Sun Dağlarca'nın şiir anlayışını inceler. Realizm akımının Servet Fünun'un üzerindeki etkisini inceler. Ama coğrafi özellikler edebiyat tarihinin inceleme alanlarından biri değildir arkadaşlar. Edebiyat tarihi dediğimiz gibi eserleri, dönemi, yazarı, dönemin yaşam tarzını, bakış açısını inceleyen bir bilimdir. İkinci soru. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının işlediği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan bir bilim dalıdır. Evet. Edebiyat tarihi bir milletin genel yapısını gösteren uygarlık tarihi çerçevesi içinde incelenmelidir. Evet, edebiyat tarihi uygarlık tarihi içinde incelenmelidir arkadaşlar. Uygarlık tarihi daha geniş kapsamlıdır çünkü. Uygarlık tarihi toplumların yaşayışlarını her yönüyle inceleyen bilim dalıdır. Yani ulusların oluşturdukları eserleri, kültür ve medeniyet ürünlerini de inceler. O zaman buradan üçüncü de çıkarmış oluyoruz. Uygarlığın gelişimiyle edebiyatın gelişimi arasında doğru orantı vardır. Evet, uygarlık ne kadar gelişirse edebiyat da o yönde gelişimini sürdürür. Medeniyet tarihi, edebiyat tarihinin en önemli bölümüdür. Bu cümleye göre arkadaşlar sanki edebiyat tarihi medeniyet tarihini kapsıyor gibi olmuş ama medeniyet tarihinin alanı daha geniştir. Medeniyet tarihi daha geniş kapsamlıdır. Edebiyat tarihi ancak medeniyet tarihinin bir bölümü olabilir. O yüzden cevap Edirne. Üçüncü soru. Bu parçadan hareketle hangisi söylenebilir? Deli Dumrul kalktı. Deli Dumrul. Nerede geçiyordu arkadaşlar? Dede Korkut hikayesinde değil mi? Dede Korkut hikayelerinde bir hikaye bölümüydü kendi. Atına bindi. Doğanını eline aldı. Ardına düştü. Bir iki güvercin öldürdü. Döndü. Evine gelirken Azrail atının gözünde göründü. Azrail demiş arkadaşlar. At ürktü. Deli Dumrul'u kaldırdı. Yere vurdu. Karabaşı bunaldı, darda kaldı. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Demin mırıldanıyordu, şimdi hırılanmaya başladı. Der, bre Azrail aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmezdim, ne söyledim bilmedim. Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail medet. At özgürlük ve sadakat temsil eder. Beyler olan sözler ve sahiptir. Doğan ölümsüz bir kuş olarak kabul edilir. Bunlar arkadaşlar elimizdeki parçadan çıkarılabilecek yargılar değil. Hani genel olarak baktığımız zaman işte hikayeleri, destanlar diye düşünürsek evet bunlara hani bir yerde ulaşabiliriz. Ama şu parçada bu tür özelliklere ulaşamayız. Bu parçadan hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar. Sadece bu parçaya bakarak ben toplum hayatında İslam inancının etkisinin görüldüğünü söyleyebilirim. Niye? İslam inancında Azrail var değil mi? Ölüm meleği. Ondan sonra Tanrı'nın birliğine şüphe yoktur demiş mesela. Bunlar İslam inancının toplumda da artık yer ettiğini gösteren cümleler arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Bu dizilerden hangisi çıkarılamaz? Burada da Oğuz Kağan diyor. Uzun bir parça vermiş arkadaşlar. Ava gitmişti bir gün ormanda Oğuz Kağan. Gölün ortasında bir tek ağaç uzuyordu. Ağacın kovanında bir kız oturuyordu. Gözü gökten daha gök. Bu bir tanrı kızıydı. Irmak dalgası gibi saçları dalgalıydı. Bir inciydi dişi, ağzında hep parlayan. Kim olsa şöyle derdi, yeryüzünde yaşayan. Ah ah biz ölüyoruz, eyvah biz ölüyoruz der bağırır dururdu. Tıpkı tatlı süt gibi acı kımız olurdu. Oğuz kızı görünce aklı başından gitti. Nedense yüreğine kordan bir ateş girdi. Gönülden sevdi kızı, tutup aldı elinden. Birinci oğlancağa gök adını koydular. İkinci oğlana ise dağ adını buldular. Deniz olsun üçüncü diye memnun oldular. İslamiyet öncesinde Türkler çok tanrılı inanca sahiptir. Metinde İslamiyet'in izleri görülmemektedir. Evet, metinde İslamiyet'in izleri yok. Zaten arkadaşlar biz Oğuz Kağan destanının İslamiyet'ten önceki destanlardan olduğunu biliyoruz. Ve metinde de gerçekten İslamiyet'e ait herhangi bir iz yok.
Türkler gündelik yaşamlarını doğayla yaşıyormuşlardır. Evet, Oğuz Kağan'ın ava gittiğini söylüyor mesela burada. Ondan sonra kızın, günün ortasındaki kızı ağaçtan bulduğunu söylüyor falan. Genel olarak doğayla iç içe. Metnin yazıldığı dönemde yabancı kültürlerin etkisi yoktur. Evet, biz zaten İslamiyet öncesi dönemde yabancı kültürlerin etkisinin olmadığını söylemiştik. Biz daha çok İslamiyet'ten sonra, İslamiyet'le tanıştıktan sonra diğer kültürlerin etkisine girmeye başlıyorduk. Metinde destan dönemine özgü olağanüstülükler vardır. Evet, mesela ağacın kovuğundan bir kız bulması gibi arkadaşlar. Tanrı kızıydı şeklinde bir benzetme var mesela. Ama İslamiyet öncesinde Türkler çok tanrılı inanca sahiptir. Biz bu parçaya bakarak böyle bir sonuca ulaşamayız. Çünkü zaten inançla ilgili herhangi bir şey yok, sonuç çıkaramayız bu parçadan yani. 5. Aşağıdakilerin hangisi ayrıt içinde verilen özelliklerle ilişkilendirilemez? Nesnel anlatım demiş, dolaylı anlatım, öznel anlatım, soyut anlatım ve doğrudan anlatım demiş arkadaşlar. Bakalım, yaylalar ovada doğup büyüyen çocukların unutulmaz heyecan yaşadığı, delikanlıların tükenmez özlem duyduğu, yetişkin insanların rahat ve huzur bulduğu yerlerdir. Burada bir yayla tanımı yapmış. Yaylalar nedir? Cevaplamış. Yalnız bu tanım öznel bir tanım olmuş sanki arkadaşlar. Çünkü bunu söyleyenin kendi yorumu da var, düşüncesi de var. O yüzden nesnel değil, burada öznel bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Cevap A'ymış. Dolaylı anlatım. Şurada doğrudan anlatım var arkadaşlar. Doğrudan anlatım ve dolaylı anlatımda biz alıntı cümlenin ne şekilde aktarıldığına bakıyoruz. Alıntı cümle E'deki gibi, olduğu gibi hiç değiştirilmeden anlatımsa bunu doğrudan anlatım diyoruz. Doğrudan veriyor. Dolaylı anlatımda alıntı cümle kendi cümlemizin içinde eritilerek verilir arkadaşlar. Yemeğin üstüne söylenen çaylar ve ustanın çaycının çırağıyla diyaloğunun bambaşka güzellikte olduğunu söyledi. Söyledi kalıbı zaten dolaylı anlatımın kalıplarından biridir arkadaşlar. Öznel anlatım, burası bir terzi dükkanından çok belli müdavimleri olan karınca kararınca görüş ve düşüncelerinin açıklandığı nezih bir mekandır adeta. Bu söyleyenin kendi yorumu benzetmesi zaten adeta demiş, o zaman öznel bir anlatım. Soyut anlatım, güneş bütün işini gücünü bırakıp perdeye düşüyor. Salkım Söğüt kendi gölgesi kadar bir karanlık getirip bırakıyor. Evet, güneş, Söğüt bunlar hayali bir şekilde aktarılmış. O zaman soyut anlatım diyebiliriz. Altıncı soru, bu cümlede kaç fiilimsi kullanılmıştır? İbn Sina öğretmenin çocuğu tanıması, onun kabiliyetlerini fark etmesi gerektiğini, bakın arkadaşlar kelime kelime gidelim, tanıma, mame isim fiilimiz vardı. Fark etme, mame isim fiil burada da geçmiş. İki oldu. Gerektiğini, dık dik sıfat fiil kaç oldu? 3 oldu arkadaşlar. İleri sürmekte, sürmek 4 oldu. Bu da isim fiildi. 18. yüzyıl eğitimcisi Jean-Jacques Rousseau'dan asırlar önce önemli bir pedagojik ilkeyi belirtmiştir. Başka yokmuş. Cevap 4. Öğretmen sözcüğünü alamayız, düşünemeyiz arkadaşlar. Buradaki çünkü ek mame değil. Geçelim. 7. soru. Bu parçadaki çatışmanın aşağıdakilerden hangisinden kaynaklandığı söylenebilir demiş. Parçayı bir okuyorum. Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar Türk kadınları mı dedi. Hayır hayır, Türk kadınları asla sevinçten, saadetten mahrum değildiler. Sevinçten, saadetten mahrum olanlar sizsiniz. Siz büyük annelerinize benzemediniz. Burada arkadaşlar bir siz geçiyor, büyük annenize benzemediniz geçiyor. Bakalım, ah biz gençken ne kadar demiş Türk. Gençken diyor. Burada bir dönem var arkadaşlar. Bahar, şu arkamdaki bahar bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi siz bunları görmüyorsunuz ve hırçınlaşıyorsunuz. Biz gençken diyor, şimdi siz diyor. Bakalım, tamir olunmaz bir varlık oluyorsunuz. Genç kız gülümseydi, büyük annesinin böyle hiddetli serdenişlerini her vakit dinler, bazen onunla tartışırdı. Bu partik çatışmanın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığını söyleyebilir. Yalnızlık korkusu, karşılaşılan haksızlıklar, geçmişe duyulan özlem. Değil mi arkadaşlar? Sanki burada bir karşılaştırma var, değil mi? Çünkü siz büyük annenize benzemediniz diyor. Siz bunları görmüyorsunuz şu anda diyor. Genç kız gülümsedi. Yani genç kız ve büyük annesi arasındaki bir görüş farklılığı, kuşak farklılığı anlatılmış sanki burada arkadaşlar. Cevabımız Edirne. 8. soru.
uzun bir parça vermişsin arkadaşlar. Bu parça söz edilen halk hikayesi aşağıdakilerden hangisidir? Sultan Meymene Banu kız kardeşi için yaptırdığı köşkün süsleme işine meşhur nakkaş olan genci birine verir. Şimdi arkadaşlar halk hikayelerinde tabii ki halk bu hikaye kahramanları dışında karakterler de vardır. Meymene Banu da Ferhat ile Şirin hikayesinde Şirin'in ablası olarak geçer. Yani zaten kişileri birazcık bilirse ki hangi hikayenin hangi halk hikayesi olduğunu biliriz. Devamında zaten Ferhat'ın dağı delmesi şeyi geçiyor arkadaşlar. Motifi geçiyordu. Yani genci oyalamak için ona elma dağını delip şehre su getirmesini şart koşar. Dağları delmeye başlar Ferhat. Hikayemiz Ferhat ile Şirin hikayesi arkadaşlar. Evet, 9. sorumuza bakalım. Hangisinde yazım ya da noktalama hatası vardır? Bizim ilk romanlarımız eski halk hikayelerimizdir. Halk hikayelerinde arkadaşlar şu işaretlediğim ilk harflerin büyük yazılması gerekirdi. Zaten cevap çıktı. Cevap Adana'ymış. Halk hikayesi büyük harfle başlar arkadaşlar. Ali Bey'e tasavvuf Eskişehir'imize bir derinlik katmıştır. Eskişehir asıl birim olan Mısra ve Beytler'de aranmalıdır. Seyrani'de Bayburt'ta zihninin veya dertlinin şekil ustalığı yoktur. Gençler akıllarına, matematiğe, gönüllerini ise Türkçe'ye sarılarak geliştirebilirler. Evet arkadaşlar, Türkçe'nin yazımı doğru. Türkçe özel bir özel kelimeden türediği için, özel isimden türediği için herhangi